21. uygulama. Sayı kümelerinin işlem özellikleri. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. A. Tablo 1'de verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Toplama işlemi 3 kök 5 ile eksi kök 5'in toplamı 2 kök 5 olur. Eksi kök 5 ile 3 kök 5'in toplamı yine 2 kök 5 olur. Burada değişme özelliği var. 1 bölü 2 ile eksi 3'ün toplamı. Şimdi şurada hemen bir payda eşitleyelim. Bunun paydası 1'dir. 2 ile genişletirsek eksi 6 bölü 2. 1 bölü 2 daha eksi 5 bölü 2 olur. Burası da aynı şekilde eksi 5 bölü 2 olacak. Eksi 2 kök 6 ile eksi 3 kök 6'nın toplamı eksi 5 kök 6'ya eşittir. Burası da gene aynı olacak değişme özelliği olduğu için. Çarpmaları yapalım. 3 kök 5 ile eksi kök 5'in çarpımı. Şimdi bir kere negatif olacak. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'tir. 3 kere 5 15. Burası da yine aynı şekilde değişme özelliği olduğu için. 1 bölü 3 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 2 bölü 3 olur. Burası da aynı şekilde yine eksi 2 bölü 3 olur. Şimdi şuradaki işlemi yapalım. Eksi 2 kök 6 ile eksi kök 2'yi çarpacağız. Bir kere sonuç pozitif olacak. 2 negatif sayının çarpımından dolayı. Sonuç 2 kök 12 olur. Bunu düzenlediğimizde a kök b şeklinde yazdığımızda 12'yi 2 kök 3'tür. Bir de burada 2 var. Sonuç 4 kök 3 olur. Evet, burası da gene aynı şekilde değişme özelliği olduğu için 4 kök 3'tür. B. Aynı satırdaki işlemlerde toplanan veya çarpılan sayıların yerlerinin değişmesi sonuçları değiştirmiş midir? Açıklayınız. Hayır. Değiştirmemiştir. Sonuçlar aynı çıkmıştır. 2. A. Tablo 2'de verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz denmiş. Evet, toplam işlemini yapıyoruz. Önce şurayı yapalım, parantez içerisini. Burası kök 5 artı 2 kök 5, 3 kök 5'tir. Burada da 3 kök 5 var. Bu ikisini topladığımızda 6 kök 5 buluruz. Burayı yapalım. Şu ikisini topladığımızda 4 kök 5 artı 2 kök 5. Sonuç 6 kök 5 olur. Evet, şurayı yapalım. Burada bakın parantezin içerisi. 3,6 artı eksi 2,5 bu 1,1'e eşittir. Burada da 2,1 var. Topladığımızda 3,2 yapar. Bu sefer şurayı yapalım. 2,1 ile 3,6'yı topladığımızda 5,7 yapar. 5,7 ile eksi 2,5'i topladığımızda 3,2 olur. Bakın burada sonuçlar aynı çıktı. Demek ki toplama işleminin birleşme özelliği varmış diyebiliriz. Çarpma işlemlerine bakalım şimdi. Önce parantez içini yapalım şurayı. Kök 5 ile 2 kök 5'in çarpımı 10 olur. Kök 5 ile kök 5 5 yapar. 2 kere 5 10. Burada da 3 kök 5 var. Şimdi bunları çarptığımızda arkadaşlar 30 kök 5 olur. Hemen yanını yapalım bu sefer şurayı. 3 kök 5 ile kök 5'in çarpımı 15 olur. 15 çarpı 2 kök 5 bu da 30 kök 5 eşit. Bakın burada da gene aynı sonucu bulduk. Çarpma işleminin de birleşme özelliği varmış. Şurayı yapalım. Parantez içerisi 0,5 ile 4'ü çarptığımızda burası 2 olur. Evet, 2,5 ile de 2'yi çarptığımızda 5 yapar. Evet, şurayı yapalım şimdi. 2,5 ile 0,5'i çarptığımızda 1,25 olur. Bununla da 4'ü çarparsak gene 5 tam buluruz. Evet, demek ki çarpma işleminin de birleşme özelliği varmış. B şıkkı, aynı satırdaki işlemlerde işlem sırasının değişmesi sonuçları değiştirmiş midir? Açıklayınız. Hayır. Değiştirmemiştir. Çünkü toplama ve çarpma işleminin reel sayılar kümesinde birleşme özelliği vardır. 3. A. Tablo 3'te verilen toplama ve çarpma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz. Toplama işlemi. Şimdi 3 kök 5 ile 0'ı toplarsak yine 3 kök 5'e eşit olur. 0 ile 3 kök 5'e topladığımızda da 3 kök 5 olur. Burada eksi 2,4 ile 0'ı topladığımızda eksi 2,4 olur. 0 ile eksi 2,4'ü topladığımızda yine eksi 2,4 olur. A bir reel sayı. A ile 0'ı topladığımızda sonuç A olur. 0 ile A'yı topladığımızda da sonuç A olur. Burada toplam işleminin etkisiz eleman özelliği verilmiş. Çarpma işlemine bakalım. Eksi kök 7 ile 1'i çarptığımızda eksi kök 7 olur. 1 ile eksi kök 7'yi çarptığımızda gene eksi kök 7 olur.
Eksi 1 bölü 3 ile 1'i çarptığımızda eksi 1 bölü 3 olur. 1 ile eksi 1 bölü 3'ü çarptığımızda eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi a bir reel sayıymış. A ile 1'i çarptığımızda sonuç a olur. 1 ile a'yı çarptığımızda sonuç a olur. Evet. Dolayısıyla burada da çarpma işleminin etkisi elemanı özelliği verilmiş. B şıkkı. Bulduğunuz sonuçlardan hareketle verilen işlemler toplama ve çarpmanın hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir açıklayınız denmiş. Etkisiz eleman özelliği ile. Şimdi toplama işleminde etkisiz eleman 0'dır. Çarpma işleminde etkisiz eleman 1'dir. 4. A. Tablo 4'te verilen toplama ve çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz denmiş. Toplama işlemi kök 5 ile eksi kök 5'in toplamı 0. Eksi kök 5 ile kök 5'in toplamı 0. Eksi 2,4 ile 2,4'ün toplamı 0. 2,4 ile eksi 2,4'ün toplamı 0. A bir reel sayı. A ile eksi A'nın toplamı 0. Evet, eksi A ile A'nın toplamı 0. Burada da arkadaşlar ters eleman özelliğinden bahsediliyor. Çarpma işlemi yapalım. Kök 5 ile 1 bölü kök 5'in çarpımı 1'dir. 1 bölü kök 5 ile kök 5'in çarpımı 1'dir. Eksi kök 2 bölü 3 ile eksi 3 bölü kök 2'nin çarpımı 1'dir. Eksi 3 bölü kök 2 ile eksi kök 2 bölü 3'ün çarpımı 1'dir. Evet, A 0'dan farklı reel sayı olmak üzere 1 bölü A ile A'nın çarpımı 1'e. A ile 1 bölü A'nın çarpımı 1'e eşittir. B şıkkı, tablo 4'te elde edilen sonuçlara göre toplanan veya çarpılan gerçek sayıların aralarında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız. Burada tersleridir arkadaşlar. Yani ters eleman özelliği var. Toplama işlemine göre bir sayının tersi onun ters işaretlisidir. 5A, tablo 5'teki çarpma işlemlerinde sonuçları ve verilmeyen sayıları bulunuz denmiş. Şimdi 1 bölü 2 ile 0'ı çarptığımızda 0, 0 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda 0, kök 5 ile 0'ı çarptığımızda 0, 0 ile kök 5'i çarptığımızda 0, eksi 2,4 ile 0'ı çarptığımızda 0, 0 ile eksi 2,4'ü çarptığımızda 0, eksi kök 2 bölü 3 ile 0'ı çarptığımızda 0, 0 ile eksi kök 2 bölü 3'ü çarptığımızda 0 olur. Dolayısıyla burada yutan eleman özelliğinden bahsedilmiş. A reel sayıysa A ile 0'ı çarptığımızda 0, 0 ile A'yı çarptığımızda 0, İşte 0 ile 2A bölü 5'i çarptığımızda 0, 2A bölü 5 ile de 0'ı çarptığımızda 0 olur. Tablo 5'teki işlemler ve elde edilen sonuçlar çarpma işleminin hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir denmiş. Bu yutan eleman özelliği ile ilişkilendirilebilir. Yutan eleman sadece çarpmada var arkadaşlar. Toplama, çıkarma, bölme de yok. 6. Gerçek sayılar kümesinde M ve N gibi iki farklı sayı seçerek aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Birinci satır, evet, M'ye biz 2 diyelim, N'ye de 3 diyelim. Evet, ikinci sütunu yapalım. Şöyle 3 çarpı 2 artı 3 eşittir 3 çarpı 5, 15. Burada da dağılma özelliği var. Evet, 3 çarpı 2 artı 3 çarpı 3, 6 artı 9 eşittir 15. Burada da köklü sayı verelim arkadaşlar. Mesela M sayısı 2 kök 2 olsun. N sayısı da kök 2 olsun. Evet. Önce şurayı yapalım. 3 çarpı 2 kök 2 eksi kök 2 çarpı 2. Evet. 6 kök 2'den 1 kök 2 çıkınca 5 kök 2 olur. 5 kök 2 ile de 2'yi çarptığımızda 10 kök 2 buluruz. Şunu yapalım şimdi. 6 çarpı 2 kök 2 6 çarpı 2 kök 2 eksi 2 çarpı kök 2. Evet, 12 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkardığımızda da 10 kök 2 olur. Bakın sonuçlar aynı çıktı. B. Tablo 6'nın ikinci sütununda elde ettiğiniz işlemlerin sonuçlarını her satırı kendi içinde olacak şekilde karşılaştırınız. Evet, bunlar eşittir birbirine. Çünkü burada da dağılım özelliği var arkadaşlar. Çarpmanın toplama işlemi üzerine ve aynı şekilde ikinci satırda da çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği bu şekilde yazabiliriz. 7. Gözlemlerinizden yararlanarak gerçek sayılarda hangi işlem özellikleri değişme, birleşme, dağılma, ters eleman, birim eleman, etkisiz eleman, yutan eleman vardır? Tam sayılar ve rasyonel sayılarda 4 işlem özelliklerini dikkate alarak gerçek sayılarda 4 işlem özelliklerini sözel olarak ifade ediniz. Gerçek sayılar kümesinde toplama işleminin değişme, birleşme, dağılma, ters eleman ve etkisiz eleman özellikleri vardır.
Gerçek sayılar kümesinde çarpma işleminin değişme, birleşme, dağılma, ters eleman, etkisiz eleman ve yutan eleman özellikleri vardır. Gerçek sayılar kümesinde çıkarma ve bölme işlemlerinde bu özelliklerin hiçbirisi yoktur. 8. Sözel olarak ifade ettiğiniz önermeleri cebirsel olarak gösteriniz. Gerçek sayılarda işlem özellikleri. Değişme özelliği a virgül b reel sayı. Dolayısıyla a artı b, b artı a'ya eşit, a çarpı b, b çarpı a'ya eşittir. Birleşme özelliği a artı b artı c, a artı b artı c ve a çarpı b çarpı c. A çarpı b çarpı c, burada da a çarpı b çarpı c olur. Birim eleman özelliği a artı 0 eşittir 0 artı a'ya. Burada da a çarpı 1 eşittir 1 çarpı a'ya eşit. Toplama işleminin birim elemanı 0 ve çarpma işleminin birim elemanı 1'dir. Ters eleman özelliği a artı eksi a ya da eksi a artı a 0'a eşit olur. Burada a'nın toplamaya göre tersi eksi a'dır. A çarpı 1 bölü a ile a çarpı 1 bölü a, 1 bölü a çarpı a eşittir 1'dir. Bu da a'nın çarpma işlemine göre tersi a üzeri eksi 1'dir. Yani 1 bölü a'dır. Yutan eleman özelliği a çarpı 0 eşittir 0 çarpı a'dan 0 olur. Çarpma işleminin yutan elemanı 0'dır. Çarpma işleminin toplam işleminin üzerine dağılma özelliği. Burada a'yı b artı c üzerine dağıtıyoruz. A çarpı b artı a çarpı c. Burada da a'yı tersten dağıtıyoruz. B çarpı a artı c çarpı a oluyor. Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılımı aynı şekilde a çarpı b eksi a çarpı c. Burada da b çarpı a eksi c çarpı a oluyor. Gerçek sayılarda toplama, çıkarma, bölme işlemlerinde yutan eleman yoktur. Şimdi çıkarma ve bölme işlemlerinin değişme, birleşme, birim eleman ve ters eleman özellikleri zaten yoktur. 9. Elde ettiğiniz özelliklerden yararlanarak iki cebirsel ifadenin çarpımının sıfıra eşit olması durumunda çarpılan cebirsel ifadelerle ilgili çıkarımınızı örnek vererek açıklayınız. Şimdi A ve B gibi iki reel sayı olsun. Bunların çarpımları sıfır ise arkadaşlar şöyle bir ihtimal var. Ya A eşittir sıfır olacak veya B eşittir 0 olacak. İkisinden biri 0 olmak zorunda ki sonuç 0 olsun veya ikisi de 0 olabilir. Şimdi burada ne diyebiliriz? Başka örnek verelim. Mesela 2 çarpı 0 eşittir 0 çarpı 2 eşittir 0 oluyor. Yani ikisinden birisi mutlaka 0 olmak zorunda. İkisi de 0 olabilir. 10. Gerçek sayılarda çıkarma ve bölme işlemlerinin sahip olduğu ya da olmadığı işlem özelliklerini örnekteki gibi belirleyiniz. Gerçek sayılarda çıkarma ve bölme işlemlerinin değişme özelliği, birleşme özelliği, birim elemanı, ters elemanı ve yutan elemanı yoktur. Kısa bir ifadeyle arkadaşlar, çıkarma ve bölmenin hiçbir özelliği yoktur.